Merhaba değerli öğrenciler. Bugünkü dersimizde efsaneler konusunu işleyeceğiz. İlk olarak efsanelerin tanımını yapmakla başlayalım işe. Gerçek veya hayali muayyen şahıs, hadise veya yer hakkında gerçek olduğuna inanılarak anlatılan hikaye şeklindeki tanım oldukça yeterli. Slaytımı ilerlettiğim vakit efsanelerle ilgili 3 adet özellikle karşılaşıyorum. Gelin bunlara hep beraber bakalım. Birinci maddemizde efsanenin anlatıcının tarihi zaman kavramı içinde uygun olduğunu belirtmişiz. Bir sonraki maddemizde efsanenin anlatıcının coğrafi alan kavramına uygun olmasıyla karşılaştık. Son maddemizde ise efsanenin tabiatüstü hadiselerle iş görmesine karşılık gerçek olduğuna vurgu yapılması, altı çizilmesi gerekecek bir kavram. Devam ediyorum ve bu sefer efsanelerin genel olarak birkaç motif içeren kısa anlatım türü oldukları ile karşılaşıyorum. Alt kısımda yer alan açıklama yabana atılmayacak kadar önemli. Bu açıklamada Türk kültüründeki büyük sufilerin, evliyaların hayatlarından, kerametlerinden bahseden efsanelere menkıbe adı verilmesini mutlaka not alın. Hız kaybetmeden slaytımı ileri alıyorum ve kafamızı kurcalayan destan ve efsane arasındaki farklardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak destanlara bakalım, ne gibi farklılıklar varmış. Destanların milli unsurlar barındırması, belki de hepimizin küçükken izlediği Battal Gazi destanından çağrışım yapabilecek bir özellik. Devam ediyorum ve bu sefer destanların uzun sürede oluştuklarını görüyorum. Destanlarla ilgili son ayırıcı özellik de olağanüstü özelliklere sahip savaşçıların ön plana çıkması yine bana Battal Gazi destanını hatırlattı. Şaka etmediğimi birazdan görürsün. Ben senin kancık kelleni ödlek bedeninden ayırmaya geldim. Şimdi ise efsanelere geçiyorum ve tam tersi bir durum karşılıyor beni. Destanlarda gördüğümüz milli unsurlar ne yazık ki burada gözükmüyor. Devam ediyorum ve yine destanlardakine ters bir özellikle karşılaşıyorum. Destanların uzun olmasına karşılık efsanelerin kısa olması akılda rahatlıkla kalabilir. Son özelliğimde ise efsanelerin ideal insan tipi vermesi yine ayırıcı bir özellik. Peki bu iki ayrı tür hakkında ortak nokta hiç mi yok? Elbette var. Her ikisinde de öyküleyici anlatıma sahip olması bu iki türün ortak özelliğidir. Evet değerli öğrenciler, dersimiz burada bitmiştir. Başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere.